Sarıkantur'un şu gördüğünüz bitki. Sarıkantur'un her türlü depresif rahatsızlıklarda, depresyon, üzüntü, sıkıntı, endişe, gerilim, panik atak. Bununla ilgili çok klinik araştırması yapılıyor. Yüzlerce klinik araştırması var. Sarıkantur'un dünyanın en mükemmel, en etkili şifalı bitkilerden birisi. Bunun birleşimindeki hipeforin denen madde beyindeki hormonların salgılanmasını artırıyor. Serotonin hormonu artırıyor. Böylece kişiye mutluluk, neşe veriyor. Relax. Huzur, relax, rahatlatıyor böyle. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırıyor. Noradrenalin hormonu kişideki dikkat dağınıklığını önlüyor. Bazı insanlar yaşlandıkça dikkat dağınıyor. Konsantre olamıyor herhangi bir problemde. Dikkat dağınıklığına karşı. Adaptasyon problemi. Evet. Glutamat yetersizliğine karşı. Glutamat sentetik olarak hazır, kimyasal olarak alırsan tehlikeli. Beyin kendisi salgılarsa faydalı. Çünkü yediği içtiği her şeyden zevk aldırır kişiye. Tat alıcı, zevk, haz verici bir madde. Artı dopamin hormon salgılanmasını artırır. Yani kişide erken bunama gibi rahatsızlıkları önleyici, Parkinson gibi rahatsızlıkları önleyici özelliklere sahip. Sarıkantur'un birleşimindeki etken madde %1. Çayını içerseniz etkili. Sarıkantur'un çayını yapar da içerseniz etkili. Fakat aylar, yıllar sürer. Artı ağır vakalarda birinci, ikinci dereceden depresif rahatsızlıklarda bazı insanlar intihar etmek ister, işte bunalıma girer. Evet. Bu gibi durumlarda sarıkantur'un forte çok çok etkili. İşte çayı yetersiz oluyor. Çayı çünkü. Yetersiz. Çünkü birleşimindeki etken madde %1. Çayını içtiğinizde %1 etki görürsünüz. Kapsülünü aldığınızda %100 etki görürsünüz. Çünkü bunun birleşiminde etken madde var. Hipeforin. Mükemmel. Mesela bazı eşler havadan sudan herhangi bir problemde tartışıyorlar, geriliyorlar. Sonra da kavgalar, boşanmalar vesaire. Çok basit nedenlerden. Eşler fark etmez hangisinde biraz gerginlik varsa sarıkantur'un forte kapsül alırsa relax, rahatlar. Bir öbürüne yumruk dahi vursa bir daha vur der. Sırtını döner. Herhangi bir problem olmaz.